egedesonses.com. Bazen hareketli, bazen slow, bazen hüzünlü, bazen mutlu. Bu radyoda bütün duygulara yer var. Bütün duygulara yer var. İnternetin olduğu her yerde. İnternetin olduğu her yerde. egedesonses.com. Haber ve açık oturum programları egedesonses.com'da. Radyo gazetesi başlıyor. Günaydın sayın dinleyiciler. Bugün 23 Kasım 2016 Çarşamba. Radyo gazetesine hoş geldiniz. Bakalım bugün gündemde neler var? Konuğum da var. Rıdvan abi hoş geldin. Hoş bulduk Muratcığım. Nasılsın? Sağ ol, sen Bakır nasılsın? Bakırçay gazetesinden Rıdvan Karapehlivan, artık tanıyorsunuz. Herkes tanıyor, onun için söylemeye gerek görmedim. Nasılsın? Sağ ol Muratcığım. Neler var bugün gündemde? Bakırçay gazetesi var burada. Yeni sayımız çıktı. Yeni sayımız çıktı mı? Evet. Kavga var. Kavga var. Yani Raş Türkler, Mehmet Güneş kavgası. Yani polemiği diyelim. Kavga demeyelim. Son sayı bu mu? Son sayı bu, evet. Öyle başlık atar ya gazeteciler. Evet. Kavga var. Raş Türler'in Bergama sevdası tartışılır demiş Mehmet Güneş. Ne demek istedi bakalım şimdi. Ne diyor? Gazetemizin geçen sayısında yer alan Eski Başkanlar yazı dizisinde Bergama Belediye Başkanı Mehmet Güneş için Bergama düşmanı ifadesi kullanan Ürper'e cevap veren Güneş, kim olursa olsun Bergama düşmanı ifadesi çok yanlış bir ifade. Bunları aynen Raşit Bey'e iade ediyorum. Ayrıca bana da şunları söyleme hakkını veriyor. Bergama'ya düşmanlık nasıl olur? Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu'nu Ali Ağa'ya kaptırıp Ali Ağa'da bir de kurdelyasını kesersen, tüm yatırımlarını Bergama'da değil Kınık ve Manisa'da yaparsan, bu Bergama düşmanlığı olur. Sen kendine bak demek istemiş. Evet. Yani niye Bergama düşmanı mı demişti? Evet, Raşit Ürper geçen, biz bir yazı dizisi başlattık geçen sayımızdan itibaren. Evet, o bölüm Eski okumadım. Belediye başkanları ne yapıyor diye bir yazı dizisi. Üç belediye başkanı Bergama'dan başladık tabii, gazetemizin merkezi Bergama olduğu için. Ahmet Süter, Yakup Kaşarcı ve Raşit Ürper. Üç önemli belediye başkanı daha önceki dönemlerde görev yapan. Raşit Ürper'in orada açıklamaları vardı. O açıklamalara istinaden Mehmet Güneş'in cevap hakkını kullandı. Ha, evet. Bak şu aynen şurada yazıyor. Evet. O. Bu kültür merkezi projesi için söylemiş. Beton yığını şu bu filan saydırdıktan sonra ben diyorum ki Mehmet Bey Bergama'ya düşman, Bergama halkına düşman. Düşman. Demiş evet. Hakikaten. Dedi. Evet, onu dedi. Ben burayı okumamıştım da. Yani ve düşman deyince böyle ağır bir yanıtı. Ağır bir ifade kullanmış değil mi? Mehmet Güneş de ağır bir ifade kullandı onun şeyi. Güneş de demiş ki Bergama sevdası tartışılır. Sen yatırımlarını nereye yaptın ona bak. Tabii bu aslında 2009 seçimlerinde de bu tartışma, bu tür ifadeler vardı. Aradan 8 yıl geçti aşağı yukarı, 7 yıl geçti. 7 yıl geçmesine rağmen Mehmet Güneş Raş Türk arasındaki bir kavga hemen ufak bir şeyde alevleniyor tekrar. Sen şey ne diyorsun, AK Parti ilçe yönetiminde Ürper'in adamlarının ağırlığı olup olmadığını düşünüyor musun? Bir de yeniden Ürper'in belediye başkanı adaylığı gündeme gelir mi? Ben yeniden Ürper'in belediye başkan adaylığının gündeme geleceğini düşünüyorum. Düşünüyorsun? Düşünüyorum. Çünkü Raş Türkler siyasi geçmişine baktığınız zaman her seçim dönemi bir yerlere aday oldu. Yani ben 94 seçimlerinde ANAP'tan belediye başkan adayı adaydı. 95 seçimlerinde milletvekili aday adaydı. Evet. 99 seçimlerinde ANAP, Anavatan Partisi belediye başkan adayıydı. 2004 seçimlerinde AK Parti'nin adayıydı, belediye başkanı oldu. 2009 seçimlerinde tekrar AK Parti'nin adayıydı. Seçilemedi. Mehmet Güneş'e karşı kaybetti. 2014 seçimlerinde bir ara verdi. 2019'da ben tekrar Raşit Bey'in adaylık için girişimleri olacağını düşünüyorum. Çaba sarf edeceğini düşünüyorum. Bu şimdiki durum, siyasi konjonktür ona yatırım mı? Öyle? Siyasi konjonktür ona yatırım. Çünkü biz bu yazı dizisini yaparken eski belediye başkanlarının, yani önceki dönem belediye başkanlarının eski anılarını, işte neler sen yaptıklarını... Sen görüştün, havayı yani koklamışsındır. Yani, nasıl bir koku var? Bence Raşit Ürper tekrar aday olmak istiyor. Öyle mi? 2014'te zaten
2014 seçimlerinden sonra biliyorsun bizim gazetemiz aracılığıyla bir çıkış yapmıştı gene. Yani Hasan Şahin'i çok ağır bir şekilde eleştirmişti. Uygun olmayan bir aday olduğundan bahsetmişti. Hasan Şahin'in de ona istinaden cevapları olmuştu. Seçim sonrası, hemen seçimden birkaç ay sonra olan bir hadiseydi bu. Basın yoluyla gene aralarında bir atışma olmuştu Hasan Şahin'le bu sefer. Ben Raş Türkler'in bu işin peşini bırakmayacağını düşünüyorum. Mehmet Gönenc'e karşı bir kez daha aday olmak isteyecektir. Karşıdan çıkıp seçimi almak isteyecektir diye düşünüyorum. İsteyecektir belki de, aday olmayı başarabilecek midir? Şimdi erkendim söyleme. Şimdi burada en önemli aday ekarte edildi. Mustafa Durmaz vardı aday adayı diye. Mustafa Durmaz'ın görevden alınmasıyla en son gözaltına alınması. Önceki gün geçen hafta, bu hafta başı gözaltına alındı biliyorsunuz pazartesi günü. Adaylık bir ölçüde suya düştü gibi diyebiliriz yani Mustafa Durmaz'ın. Büyük ölçüde suya düştü. Ama yani, o güne kadar davalar sonuçlanır, aklanır, eder, çıkar, beraat ederse tabii yani şimdi peşin hüküm vermek de çok şey değil. Ama şimdi ama AK Parti büyük ölçüde öyle gözüküyor. FETÖ damgası yiyen yani veya o örgütle yakın ilişkide bulunan bir kişiye ben aday yapacağını sanmıyorum. Çünkü yani siyasi bir temizlik daha yapmadılar. Bunu herhalde seçimle yapacaklar. Ben öyle düşünüyorum. Seçimle bu biliyorsunuz Mustafa Durmaz'ın bu örgüte, örgütün şeyine, iş adamları derneğine üyeliği vardı. O üyeliği geç sildirmemiş. Yani 2013'ten sonra devam eden bir üyelik olduğu için AK Parti'nin ben Mustafa Durmaz'a aday göstermeyeceğini düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim o yönde. Doğru söylüyorsun. En önemli en aday. Önemli aday Hasan Şahin de yıpradı. Bir dönem aday oldu. Seçilemedi. Yine diyorsun az önce sözünü ettiğimiz şahıs büyük ihtimalle çıkarır. Raş Türkler ya da mevcut ilçe başkanı Hakan Koçtu arasında biz tercih yapacaklardır. Dolayısıyla bugünkü bu polemikler o gün için gündemde kalma çabası olabilir. Tabii gündemde kalma çabası olabilir. Raş Türkler bence geleceğe yatırım yapıyor. Yani 2019 seçimlerine muhtemel bir 2019'da olabilecek yani erken alınması yerel seçimlerde AK Parti'nin tekrar adayı olmak istiyor. Deneyimli bir siyasetçi. Belediye başkanlığı da yaptı. Ben uygundur diye düşünüyorum. Önceki gün başta Durmaz olmak üzere birçok isim Bergama'da yine gözaltına alındı. FETÖ operasyonu çerçevesinde. Ama en sansasyonel isim tabii Mustafa Durmaz. İlçe başkanlığı yapmış. Halen belediye meclis üyeliği görevini yürütmekte. Geçen gün sizin haber müdürünüze verdiği röportajda da önemli açıklamalarda bulunmuştu. Hatta birkaç da gaf yapmıştı. Birkaç gaf yaptı. İtiraf telinde açıklamalardı. Sonra birkaç gün sonra da pazartesi günü gözaltına alındı. Tabii yani bu ben haberle bağlantılı olduğunu pek düşünmüyorum. Bence şey olmuştur. O bakımdan söylemedim yani. Tesadüf olmuştur. Evet. Yani çünkü savcının dosyası hazırlı. Savcılar biliyorsunuz bu konuda İzmir'de terörle mücadele konusunda uzman savcılar var. Onlar bu dosyaları hazırlıyorlar. Kimin gözaltına alınacağı, kimin ifadesine başvurulacağına karar veriyorlar. Bu tabii aylarca süren bir süreç sonucunda oluyor bence. 15 Temmuz'dan sonra belki daha öncesinden bu dosyalar hazırlanmaya başlandı. Türkiye'de biliyorsunuz yani şu FETÖ operasyonu darbeden önce de FETÖ bir operasyon yapmak istemişti. 2013 yılında, 2013 Aralık ayında 17-25 Aralık diye hükümete karşı bir sivri hareketi olmuştu. Bence devletin takip ettiğini düşünüyorum Mustafa Durmaz'ı. Yani geçmiş olsun diliyorum buradan. Başka da diyecek bir şeyimiz yok. Dün de Dikili ilçe başkanı da görevden alındı. Başka kimler var? Buca, bir de Güzel Bahçe. Evet. Dikili ilçe başkanları yönetimleriyle birlikte. Ben açıklamasına bakmadım. Onlarda da koordinasyon eksikliği mi deniyor ama Zafer Afyon... Yok, öyle bir şey yazmıyor. Koordinasyon eksikliği yazmıyor. Zafer Afyon... FETÖ'de yazmıyor. Görevden alındı yazıyor. Zafer Afyon zaten gelişi de çok şey olmuştu yani biraz 26 delegenin oyuyla gelmişti yani çoğunluk bile toplanamamıştı. Dikili'de de çok şikayet vardı Zafer Afyon hakkında. Bu işi yapamadığını, götüremediğine dair. Ben eski ilçe başkanlarından Önder Akşengür'le görüştüm. Ben dedi aday olmak istemiyorum dedi. Aday olmayı düşünür müsünüz dedim tekrar. İki dönem yaptım. Ama 1-2 aylık Aralık Ocak'ta ilçeyi kongreye götürecek şekilde geçici bir başkanlık görevi kabul verirlerse kabul ederim dedi. Tabii AK Parti'de bu süreç uzun sürüyor. Yani Hakan Koçtu olayında da gördük. Yani siyasette de geçici gelen kalıcı oluyor. Geçici gelen kalıcı alayım ama Önder Akşengür ben dedi Hikmet Çetin olmak istemiyorum dedi. Eski CHP şeyi vardı sürekli CHP çağırırdı yani onu. Kalıcı olmak istiyorum. Yok o anlamda demiyor da yani 1-2 aylık yaparım. 1-2 aylık yaptıktan sonra görevi kongreyle başkasına devrederim. Herhalde tekrar belediye başkan adaylığını düşünüyorum. Bilmiyorum.
Evet. Başka neler var gündemde? Şöyle bir bakalım. Bergama'da bir tane dernek kapatılmış. Evet. Gönüllü Anneler Derneği. Evet. Ne derneği bu? Bakırköy İlk Öğretim'in onun derneği. Yani FETÖ uzantılı mı oluyor? FETÖ uzantılı bir dernekti. Evet. Yani bunlar olağanüstü kalk kararnamesi biliyorsunuz. Bir takım basın yayın organları, 9 tane gene basın yayın organı kapatıldı. Bir takım dernekler de kapatıldı. Bir takım memurlar Bergama'dan da görevden alındı. Bunlar içinde Bergama Mal Müdürü de var, hazine avukatı bir hanımefendi de var. Bunlar da meslekten ihraç edildiler. Bir şarkı arası verelim, devam Tabii. edeceğiz. Radyo Gazetesi devam edecek. Radyo Gazetesi devam ediyor. Devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Gazeteci Rıdvan Karapehlivan'la birlikte sohbet ediyoruz, gündemi değerlendiriyoruz. O röportajda ne demişti başka eski, bir önceki sayıda Raş Türper? Ayrıntıları var o röportajda. Bergama düşmanının dışında. Düşmanın dışında. Raş Türper otoparkı, kültür merkezini eleştirmişti. Bergama'nın tarım, ticaret ve turizm merkezi, yani 3'te onun döneminde ortaya atılan bir slogandı olduğunu. Buna uygun bir kültür merkezi yapılması gerektiğini ve kültür merkezinin Bergama için fantezi, yani fantezi demek gereksiz bir yapı olduğundan bahsetmişti. Evet. Bir de belediyeyi borçsuz devrettiğinden bahsetti Raş Türper röportajında. Yani gazetemizde de o açıklamalar olduğu gibi var zaten. Biz bunu Mehmet Gönancı'ya da sorduk. Birincisi kültür merkezinin, bir de Raş Türper kendisinin bir kültür merkezi projesi hazırlattığını, hatta altında organik pazarların olduğunu, bir düğün salonunda olduğundan bahsetmişti. Evet. Mehmet Gönanç böyle bir proje yok dedi. Yani hangi ihaleyle, hangi şartlarda yapılmış bir proje varsa onu bana Raşit Bey çıksın kamuoyuna açıklasın dedi. Yani Mehmet Gönanç iki belediye başkanından bahsetti. Daha önceki Sefa Taşkın döneminde de böyle bir Turgut Cansever'e, rahmetli mimar Turgut Cansever'e çizdirmiş bir kültür merkezi projesi olduğunu, kendisinin de bir proje çizdiğini ve ödüllü bir proje olduğunu, bunun yapmayı kendisine nasip olduğunu söyledi. Tabii belediyede böyle proje yok. Böyle bir proje yok. Olsa yani, nerede olur? Raşitler yani bir ihale şartnamesi olur. Yani bu projeyi bir mutlaka bir ihaleye çıkılmıştır. İhale sonucunda çizilmiş olması Henüz lazım. Belediyeye gelmemiş bir proje olabilir mi bu? Raş Türper döneminde bahsediliyor. Yani Raş Türper döneminde böyle bir proje oldu. Raş Türper alıp evine götürdüyse bilmiyorum tabii o projeyi. Böyle bir şey olabilir mi? Ya olmaz tabii. Yani olmaz. O zaman gayri resmi proje olur o. Gayri resmi proje olur. Yani Raş Türper'in belki böyle bir fikir projesi vardır. Arkadaşlar bir oturup tartışmış. O aşamada kalmıştır. O aşamada kalmış bir proje olabilir ama şeyden bahsetmedi yani. Mehmet Gönanç belediyede öyle bir projenin varlığının olmadığını, hiç kendisinin 7 yıldan beri görevde olduğunu, böyle bir proje hiçbir şekilde Raş Türper döneminden kalma bir proje olduğunu. Çekmecelere bir daha baksınlar. Bir daha baksınlar çekmecelere, belki çıkar bir proje. Olsun, kültür merkezi yapıldı artık, yani projesini tartışmanın pek bir anlamı yok. Bir de borç konusuna geldi. Borçsuz devrettim. Borçsuz diyor. Devrettim dedi Raş Türper, fakat kamu borçları olmadığından bahsetti. Mehmet Gönanç da 2009 yılında göreve geldikten 5 gün sonra Bergama Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü'nden bir resmi evrak aldığını, bu ıslak imzalı resmi evrağı bana da gösterdi. Raş Türper'in orada 42 trilyon lira belediyeyi borçla devrettiğini söyledi. Yani 42 trilyonun da 34 trilyonu vergi, SSK gibi kamu kurumlarında olan borçlar. 8 trilyon da Bergama'nın piyasa, Bergama Belediyesi'nin piyasaya olan borçlarından bahsedildi. 11 trilyon da şirket borcunu olduğunu söyledi Mehmet Gönanç göreve geldiğinde. Yani toplam bir 32'si kamu borcu olmak üzere 8 belediyenin piyasaya borcu, 11 trilyon da şirketlerin borcu olmak üzere 53 trilyon lira borcu olduğunu söyledi. Raş Türper mutlaka bu konuda da açıklamalar yapacaktır herhalde. Evet. Polemik devam eder mi daha? Polemik devam eder bence. Yani çünkü 2013 yılında da böyle bir polemik olmuştu biliyorsunuz. Orada da devam etmişti polemik. Polemik bence bir tur daha devam eder. Ödemiş Ticaret Odası'na da kayyum atanmış. Evet, ilginç. Yani şirketler dışında demek ki ilk defa bir ticaret odasına kayyum atanmış. Birkaç gazete başlığı okuyalım. Okuyalım tabii. Sonra devam ederiz. Sabah gazetesi demiş, ilk sırada Sabah var. Devlet hainlere kapıları kapattı demiş. HDP'li belediyelerin ihaleleri iptal, şirketler de mercek altına alınıyor. FETÖ içinde tutuklu ve hükümlüler hiçbir sınava katılamayacak
demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet yeni KHK ile terör örgütü PKK'nın para musluğunu tümüyle kesti. HDP'li belediyelerin örgüte finansman amacıyla belli şirketlere verdiği ihaleler tek taraflı iptal edilecek. Tartışılan o madde komisyona çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzlaşın mesajı sonuç verdi. Erken yaşta evlilik düzenlemesi komisyona gönderildi. Ne diyorsun bu yasa tasarısı hakkında? Yani bu yasa tasarısı yanlış anlaşılmadı mı bu birilerince? Birilerince yanlış anlaşıldı ama bu konularda biraz hassas, yani ciddiyet göstermesi gereken. Hükümet cinsel istismar, tecavüz ve bunları kapsamıyor dedikçe yanlış bir algı oluşturmaya çalışılmadı mı? Evet, biraz öyle gözüküyor yani. Ama hükümetin de buna müsaade etmemesi lazımdı. Bu yasa dediğim gibi hassas bir yasa olduğu için kamuoyunu yeterince bilgilendirip yasayı, yani kamuoyunda tartışıldıktan sonra veya iyice bir kamuoyunu bilgilendikten sonra yasayı komisyona getirmesi bence daha şeydi. Zaten geri çekmişler. Geri çekmişler. Evet. Daha mantıklıydı. Habertürk gazetesi varmış sırada. Bakalım o ne diyor. Sağduyu kazandı diyor. O söz konusu, evet, şey için ilgili. Her kesimden tepki alan cinsel istismar tasarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutabakat çağrısı sonrası AK Parti tarafından çekildi. Tasarı trafiği pazartesi sabahı başladı. Başbakan Yıldırım önce AK Partili kadın vekillerle görüştü. Ardından hükümet muhalefet öneri getirsin çağrısı yaptı. Gece yarısı Erdoğan'ın uyarısı geldi. Başbakan dün sabah açıkladı. Mutabakat için tasarıyı komisyona alıyoruz. Mutlaka çözülecek. Bakan Bozdağ da konu kapanmıştır. Konsensüs olursa tekrar gündeme gelir demiş. DAEŞ terörüne sanatla yanıt. Ne diyor? Nenaus Tihabit 17 yaşında Musullu bir genç. DAEŞ'in Irak'taki 3000 yıllık Nimrut antik kentinde yok ettiği heykellerin replikalarını yaparak şiddete adeta meydan okuyormuş. Aman ne güzel. 78 araştırma sonucunda ortaya çıkan soru. Erkeklik hastalık mı? Hayda. Dur şimdi kulaklığı düşüreceğiz heyecanda. Amerika Birleşik Devletleri'nde Indiana Üniversitesi'nden bilim insanları erkeklerin 11 eril davranışının ruh sağlığı hastalıklarıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Ve altta erkeklere ölüm yazarsa şaşırma. Devam edelim. Erkekliği hastalık yapan davranışlar arasında otoriterlik, hastalık mı bu? Önüne gelenle cinsel ilişki yaşama, kadın üzerinde tahakküm kurma, homofobi var. Evet. Gitti erkeklik. Erkeklik gitti, evet. Hasta ilan ettiler. Hasta ilan ettiler komple erkeklik. Yani kahverengi takım elbiseli iki kişi çıkıyor, erkeklik hastalık diyor. Al sana günde. Güzel bir haber değil bu, geçelim. Hürriyet ne demiş bugün? Sağduyunun zaferi. Bu da evet, aynı, aynı yasayla. Tecavüzcüleri korumayın. Dövizler açılmış. Kadınlar ellerinde. Çocuk bedeninden elinizi çekin. Başta kadınlar olmak üzere toplumda büyük tepki çeken cinsel istismarcılara ceza ertelemesine ilişkin yasal düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesaj sonrası geri çekildi demiş. Şangay Beşlisi'ne 5. madde yanıtı. Şangay Beşlisi'ne girer miyiz? Durum oraya mı gidiyor? Yoksa ya, blöf mü yapıyoruz? Blöf yapılıyor. Bunu daha önce Türkiye daha önce de yaptı. Yani bir bu sefer Şangay Beşlisi bir general vardı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Tuncer Kılıç mıydı? İsmini tam olarak hatırlayamıyorum da. O da böyle bir blöf yapmıştı ama bence Avrupa Birliği'nin gözünü korkutmak için yapılıyor herhalde. İran da uğraştı ama giremedi Şangay Beşlisi'ne. Bizi alırlar ama. Türkiye belki olursa memnuniyetle diyorlarmış. O zaman biz daha önemliyiz İran'da. Sözcü gazetesine de bakalım. Milleti değil sarayı dinlediler. O da oradan bakmış. O da oradan bakmış. Tabii diğerleri bakıyorsa olayın geri çekilmesine olan memnuniyeti dile getirirken Sözcü yine bakacak bir yer bulmuş. Milleti değil sarayı dinlediler. İktidar tecavüz yasasını son anda geri çekti. Kadınlar günlerdir tecavüzcüleri kurtaran yasanın çıkmaması için sokaklara döküldü. İktidar dinlemedi. Ne zamanki Erdoğan olmaz dedi, çark ettiler diyor. Akşama da bakalım. Lozan'a hapsolmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni güvenlik konsepti konferansında konuştu. Soğuk savaş geride kaldı. Artık bütün şartlarımızı zorlayacağız. Bunu yaparken de birilerinin ayağına basacağımızın farkındayız demiş. Bugün aynı zamanda TEOG sınavı var. Sınavı var. Yarın da öğretmenler günü. Evet. Şimdiden tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutluyoruz. Benim ortaokuldaki matematik öğretmenim hariç ama. Niye? Onun dışındakilerin hepsini kutluyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi yayınlar. Var mı başka unuttuğumuz bir şey yok, var yok herhalde. Başka zaman değerlendiririz unuttuğumuz şeyler. Değerli dinleyiciler, Radyo Gazetesi bugün de bu kadar. Yarın sabah saat 9.30'da tekrar birlikte olacağız. Ege'de son ses.com